Ayşegül, buradayım, buradayım. Gel, 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 gel. Geldim, geldim. Gel. Ay burası nasıl tıklım tıklımdı var ya, gelenleri buraya oturtmamak için neler yaptın bir bilsen. Ne yaptın? Espri yaptım, hemen kalkıp gittiler. İyi de masalar bomboş. Ya sanırım son espriyi biraz yüksek sesle yaptım. Ama neyse, Selim nerede, Murat nerede, en önemlisi Cenk nerede? Ya basket oynamaya daldılar, benim de canım sıkıldı. Sonra yarım saat falan bekledim. Baktım erkek erkeğe muhabbet ediyorlar, ben de kalktım geldim. Hı, anladım. Ya ne diyeceğim sana? Hı. Sence erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Kızları. Bence de kesin kızları konuşuyorlardır. Bence dünyanın en iyi futbolcusu Ronaldinho. Yok be abi. Bence Zidane. Adam hem iki ayağını iyi kullanıyor hem de kafasını. Tak. Oğlum geçenlerde Maradona'nın 86 Dünya Kupası'ndaki gollerini seyrettim. Ronaldinho, Zidane hepsi hikaye. Peki ya yerlerden kim sizce? Tabii ki de Tanju. Olur mu oğlum, Rıdvan? Hakan, Şükür. Evet evet, kesin kızlar hakkında konuşuyorlardır. Acaba bizim adımız geçiyor mudur? Rıdvan. Tanju. Hakan, Şükür. Rıdvan. Tanju. Hakan, Şükür. Duman, sana bir şey soracağım. Sence erkekler yanlarında kızlar yokken ne konuşuyorlardır? Erkek çocuklar mı yoksa erkek kediler mi? Fark eder mi? Yok, etmez. O zaman söyle. Üzgünüm Ayşegül ama bu bir sır ve siz asla öğrenemeyeceksiniz. Asla. Vay be, bugün işi Beyaz Saray'da Bush'un karşısına geçip Amerika'yı ele geçirdiğim haber verdikten sonra yasaklıyordum. Kısmet bugüneymiş. Of, of, nereden? Söylemezsen söyleme. Siz erkekler hepiniz aynısınız zaten. Siz bütün kızlarda. Siz bütün kedilerde. Yüzüme vurmasan olmaz değil mi Ayşegül Hanım? He? Yok, yok, yok. Ne okula uğramış ne de eve gitmiş. Sağ ol Melda. Sayende kaçırdık ayağımıza gelen gül gibi kısmeti. Hoppala. Ben ne yaptım şimdi? Yapmışsındır sen bir şeyler. Ben şimdi odama çekileceğim Melda. 40 gün 40 gece yas tutacağım. O yüzden lütfen akşam yemeğini odama getir. Çerkez tavuğu ve içli pilav lütfen. Emredersiniz hanımefendi. Yanında içecek olarak ne alırdınız? Yayık ayranı lütfen. Ah, Dilaver, Dilaver'im geldi. Çekil abla, çekil. Ah. Bu sefer mutluluğuma engel olamayacaksın. Geliyorum Dilaver'im, geliyorum, geliyorum. Neredesin sen? Gözüm yollarda kaldı. Ah, bizem. Aa! Daha önce gelirdim Selda Hanım. Ama o zaman sizi bulamazdım ki. Yeni geldiniz, gördüm. Ayıptır söylemesi. Bir saattir sizi takip ediyorum. Ne? Yalnız isterseniz Melda Hanım'a açıklamayalım bu gerçeği. Malum onun da bana karşı yoğun bir ilgisi var. Sizle bu yakınlaşmamızı öğrenirse üzüntüden kahrolu kadıncağız be. Ay! O ne güzel kapı kapatmak öyle be. İçim titredi. Pes vallahi Melda. Pes yani. Bu acılı halimle kapıyı bana açtırıyorsun. İnsaf ya. Ta yukarılardan koşup geldim ben o kapıyı açabilmek için. Pes yani. Ay pardon Selda. Ne yapayım işte? Böyle düşüncesiz tembel kadının tekiyim ben. Doğru. Ayrıca senin yüzünden ben Dilaver diye bizim o deli postacının boynuna sarıldım. Ay eyvah eyvah. Şimdi sabah akşam mektup getirir. Ya mektup olmasa bile oturur kendi yazar artık. Abla nasıl kurtulacağız biz şimdi bundan? Aa, buldum. Bir taşla iki kuş. Bu postacıyla niye sen evlenmiyorsun? Ne? Niye tepki gösteriyorsun? Şimdi ikinizin de düzgün birini bulmasına olanak yok. Böylece ikiniz de kurtulursunuz. Ayrıca bu sayede ben de kurtulurum. Selda! Ya Melda hala, sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Ya şu erkek milletinin sırrı nedir?
Bu konunun cevabını vermem için önümüzdeki 10 yıllık randevularımı iptal etmem lazım. Canım, sen Selda halanı dinle. Şimdi erkeklerin sırrını öğrenebilmek için öncelikle onların arasına sızmak lazım. Ki bu da imkansızdır. Ama biz yine de şöyle gidelim, bir buzdolabına uğrayalım. Evet. Evet. İşte. Bu ne? Çilekli ve kaymaklı döndürme. Ne biçim dondurma diyorsun Selda hala? Selda, çabuk yerine koy o döndürmeyi. Sen de mi Melda hala? İyi de bu dondurma yani. Hayır hayatım, dondurma değil, döndürme. Döndürme mi? Evet, döndürme. Bu insanı birkaç saatliğine döndürmeye yarayan özel bir karışım. Ya mesela kaymaklı döndürme yediğin zaman bir saatliğine erkek olursun. Nasıl yani? Ya şöyle ki, dış görünüşün erkek gibi olur, sesin erkek gibi çıkar. Ve erkeklerin arasına girip erkek erkeğe muhabbet ederek erkeklerin senin hakkında ne düşündüklerini öğrenirsin. Gerçekten mi? Ve ben buna kesinlikle izin vermiyorum. Ayşe! Ayşe değil canım, Gül. Gül değil Ayşe. Ayşe değil Gül. Gül değil Ayşe. Ne Ayşe ne de Gül. Bir saatliğine Mehmet. Beğendin mi yaptığını Selda? Çok. Takma kafana be halacığım, hallederiz. Ben biraz arkadaşlarla takılmaya gidiyorum. Okey, hadi. Beğendin mi yaptığını diyorum Selda. Abla, lütfen gelme üstüme. Zaten benim sinirim çok bozuk. Biraz önce Dilaver diye ben postacıya sarıldım. Şimdi musallat olacak başıma. Ya dur bakalım, belki musallat olmaz. Yandık be oğlum, yandık ya. Şimdi bunlar bütün tatil peşimizi bırakmazlar bizi. Selim, Cenk. Kim söyledi bunları bizim burada olduğumuzu? Vallahi ben söylemedim. Ben de söylemedim. Ne yapayım abi? Günde 5 defa arıyor hadi buluşalım buluşalım diye. Be abi. Niye yerimizi söylüyorsun abi? Mars'ta uzaydayız de. Kolaysa sen de. Selim. 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 Ne haber Tuğçe? Sen kimsin be? Ben Mehmet, Mehmet. Geçen sene aynı sınıftaydık. Ben hiç görmedim seni. Hangi sırada oturuyordun sen? Sizin sıradan bakınca görünmeyen bir sıra vardı ya. Orada oturuyorduk. Hatırladın mı? Ha? Hadi bana eyvallah. Baksanıza kızlar, siz hatırladınız mı bunu? Yok. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Ha? Tanımadınız mı lan beni? Mehmet ben Mehmet. Hangi Mehmet? Fatih Sultan Mehmet. Ya buklu kıyafet işleri falan filan boşuna uğraşmışsın sen. Esprilerinden tanıdım ben seni. Ceren. Ha? Ha Ceren. Mehmet lan ben Mehmet. Geçen sene aynı sınıftaydık. Sizin sıranın solunun 3 arkasının 5 yanının 4 önünde oturuyordum. Ha, o Mehmet. Oh nihayet be. Var mısınız? Şöyle 2-2'ye maça ha? Sen basketten anlıyor musun? Ayıp ettin, isabettin. Ver bakalım topu. Bir daha atsana. İşte o en acılı anında fark ettim ki tabiat ana beni bağrına basmıştı. Ben huzur ormanda buldum çocuklar. Bu çiçeklerin, böceklerin, yaprakların, ağaçların arasında çiçek, nane, besleyen koklar arasında buldum. Ve orada anladım ki bu huzuru bulmak için engelleri aşmak lazım. Bu duvarları, bu camı, bu çerçeveyi yıkmak lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O halde ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Nereye? Tabiat yatağının bağrına. Niye? Geçmişim. Çok güzel yavrum. Son 2, 3, 4. Bomba!
Marş! Oymak başı ülke geç başa! Ağlarız komutanımızla, uzun ip belimizle. Biz gidiyoruz pazar ey ormana. Uygun adım marş! Atalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana ey ormana. Of of! Hiç gelmeyecektim bu kampa ya. Eğlence olur diye geldik. İşkence oldu abi. Boş ver oğlum, biz eğleniriz. Hazır devre yokken top oynayalım mı biraz? Oo, olur abi. Ya. İşte yakaladım sizi. Hocam nereden çıktınız siz? Otobüsün arkasında. Pusu yapmış bekliyordum bakayım hangisi disiplinsizlik yapacak diye. Nedir bu gençliğin eğlenceye düşkünlüğü nedir? Hocam medyanın suçu. Bizi televole kültürü bu hale getirdi hocam. Ben size adım etmesini bilirim. Komutanım. 8 öğrenci hariç bütün öğrenciler otobüse yerleşti. Güzel. Kim o eksik 8? Tuğçe, Ayşegül, Ebru, Ceren, Berna, Murat, Cenk, Selim. Bu onlar zaten buradalar yavrum. Demek ki olmayanlar kim? Tuğçe, Ebru, Berna. Çocuklar, kamp disiplin işidir. Biz burada kimseyi bekleyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Biz bileceğiz gideceğiz. Onlar burada kalsınlar. Ceza. Bravo hocam. İşte disiplin, işte şampiyon. Hadi on otobüse. Hocam, kusura bakmayın geciktik. Yolda Nişantaşı'nda durup kamp için giyecek bir şeyler aldık da Ebru ve Berna ile birlikte. Ah, kredi kartından tam 1,5 milyar lira çektirmemiz uzadı. Biraz ayıptır söylemesi. Ne de olsa yüksek bir meblağ. Kızım ben size kamp kıyafeti göndermedim mi sabah 8'de giyip gelin diye? Giyecektik ama annemi bilirsiniz. Ben öyle kızım sıradan bir kıyafetle kampa yollayamam dedi. Ayrıca öyle kalabalık otobüse de bindiremem dedi. Şoförümüz ve lüks full aksesuar arabamızı emrime tahsis etti. Biz onunla gideceğiz. Oğlum Dilaver teslim olma sakın. Yeni felsefende ödün vermek yok. Sonuna kadar savaş. Umurumda değil. Hep beraber otobüste gideceğiz. Bilin. Ay hocam yani illa arattıracaksınız annemi. Alo anne, müdür Dilaver seninle konuşmak istiyor. Buyurun. Anne. Al yavrum. Tamam yine sizi biz takip ederiz otobüste. Selim, hadi gel bizim arabaya bin. Bizim bir klima var, tam 4 mevsim üflüyor. Hadi ne olur. Uzaktan kumandalı teybi de var. Ve de seni yol boyunca hayatını boyacak böyle bir kız da yok burada olduğu gibi. Hadi ne olur. Yok Tuğçe, ben otobüse gideceğim, sağ ol. Sen bilirsin. Ama inince haklıymışsın Tuğçe diye ayaklarına kapanma. Hadi kızlar yürüyün. Selim niye gelmedi? Müdür Dilaver izin vermedi. Engel oldu. Ay yazık. Selim nasıl yalvaran gözlerle bana baktı. Kurtar beni der gibi otobüsten. Ay yazık ya. Gördünüz ama ben de öyle çok ısrar etmedim. Hem daha iyi. Belki değerim daha iyi anlar yol boyunca. Görsün bakalım ben de gelmeyerek neler kaçırdığını. Ay ama Tuğçe senin yaptığın da insafsızlık. Süründürdün çocuğu bütün sene boyunca peşinden. Ne bekliyorsun ki yani? Aşkından kendini yerlere atmasın mı? Belli işte ilgisi çocuğun sana. Artık yüz ver sen de ya, Allah Allah. Merak etmeyin kızlar. Bu kamptan sonra Selim'in gözleri benden başkasını görmeyecek. Yeni senede okulda el ele göz göze düşman çatlatacağız. Pencere kenarı benim. Olur. Ayşegül. Ayşegül. Oha. Ceren. Ne oldu? Ay ben horlayıp senin üstüne abandım değil mi? Ya Ayşegül benim böyle bir problemim var. Aa bak Selim'in yanı boş, sen orada otur istersen. Yoksa ben sana rahat vermem vallahi. Yok. Ay Ayşegül olmaz, ben kıyamam, yazık sana yazık. Hadi. Çok sevinirim. Ya kusura bakma bizim Ceren'in işte. Niye kusura bakayım canım? Sen yanımda otur diye zaten ben ona söyledim öyle yapmasını. Şaka. Aslında fena olmadı ama.
Evet sevgili çocuklar. Şu an itibaren kampımız resmen başlamış bulunmaktadır. Yanlış yapanı yakarım. Benim için bir numarada disiplin gelir yavrum. Disiplin. Oymak başı ülke. Ver çocuklara yol talimatını. Şoför bey gidebiliriz. Bir, iki, üç. Gazlayın. Yürü şoför. Söyledik ya. Yine mi söyleyeceğiz? Sus. Ceza alacaksın. Ya senin çorabından kötü. Ne ceza alabiliriz ki? Gel be. Çocuğun. Dur. Evet yavru kurtlar. Bundan sonra yolumuza katırlarla devam edeceğiz. Affedersiniz komutanım. Ağız alışkanlığı. Hani filmlerde öyle diyorlar ya. yani yolumuza yürüyerek devam edeceğiz. Hadi bakalım yavru kurtlar. Buyurun. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kut alu. Çökün yavrum. Çökün oturun. Yere çök. Çök. Atar. Komutanım. Emriniz doğrultusunda bütün yavru kurtlar oturma pozisyonuna geçmiş bulunmaktadırlar. Güzel. Çal burasını oymak başı. Çocuklar, Borazan'ın sesini duydunuz. Dolayısıyla kampımız başladı. Var mı yavrum sorusu olan? Komutanım. Sor canım. Şimdi bu 15 günlük kamp. İleride biz erkek öğrencilerin askerliğinden düşülecek değil mi? Yaz oymak başı ülke. Sözü gülmeyin. Murat'la Cenk'in çadırı 3 kişilik olacak. Emredersiniz komutanım. Çocuklar, biz birazdan Ülke Hocanızla beraber araziyi teftişe gideceğiz yavrum. Siz yerinizden kımıldamayacaksınız. Yerinden kımıldayan olursa 15 gün sonra Murat'ın o pis çoraplarını çıkarmasına yardımcı olur yavrum. Ülke Hoca kolay gelsin. Kamp hatırası mı? Komutanım. Bütün yavru kurtların cep telefonuyla fotoğrafını çekiyorum. Neden? Neden? Çünkü biz döndüğümüzde bunlara bakıp kim yerinden kımıldamış, kim kımıldamamış buradan anlayabileceğiz. Muhteşem. Oh. Komutanım. Ayran içer misiniz? Çok teşekkürler. Doldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.